Yani siz buraya geldiğinizde evet ben çok iyi Photoshop yapıyorum. Evet ben çok iyi bir doktorum. Evet çok iyi bir mühendisim. Ben çok iyi bir yazılımcıyım ve şöyle yapmak istiyorum, böyle yapmak istiyorum. Okey. Arkadaşlar değer katacağınız süre bir zaman. Şunu unutmayın. Buradaki en önemli şey şu. Bazı şeylerin bir sindirilme zamanı vardır ve sindirmeden bazı şeyleri hazmetmeniz imkansız. Bir şeylerin bir anda olmasını istediğinizde bu çok zor. Yani bir gecede voleyi vurmak, one night success'ler bunlar falan uğraşlar sonucunda oluyor. Öyle bir kere de olmuyor. Hani herkes bir anda evet benim de milyon dolarım olsun. Ben de ayda 40-50 bin lira para kazanayım ama tık tık iki tane tık yapayım. Herkes bana para versin şöyle olsun. Herkesin hayali bu. Herkesin hayali bu olduğu bir dünyada sizce bunu nasıl yapacaksınız? Zaman çok geç olmadan buna karar vermeniz gerekiyor. Nasıl bir değer katmayı planlıyorsunuz hayatınıza? Merhaba, hoş geldiniz. Bir önceki bölümü izlediyseniz bu bölüm aslında onun devamı niteliğinde, sessiz istifanın devamı niteliğinde olan kendinize, şirketinize, hayatınıza nasıl değer katarsınız konusunu birazcık işlemeye çalışacağım bu bölümde. Şimdi bir önceki bölümü izlemediyseniz öncelikle birçok referans oraya gidecek. Bir önceki bölümü izlerseniz çok daha doğru bir şekilde aslında bazı şeyler yerine oturacaktır. Bu bölüm tamamen aslında sessiz istifa süreçleriyle ilgili olarak gelişen sessiz işten çıkarmalar sürecinde siz kendinizi aslında nasıl daha iyi pozisyonlayabilirsiniz? Kendinize, hayatınıza, şirketinize nasıl değer katabilirsiniz? Birazcık daha o konuda olacak. Şimdi değer katma kavramı bence çok önemli bir kavram. Ama biraz da sündürüldü. Yani şöyle çok fazla kullanılıyor işte değer katmak, değer katmak ama gerçekten değer katmak nedir? Mesela burada video içerisinde şimdiden size bu soruyu sormak istiyorum. Sonunda sormak istemedim. Sizce değer katmak nedir? Var olduğunuz yere, şirkete değer katmak nedir? Yani akşam saat 10'da mesaj yapma, yanıtlamak bir değer katmak mıdır? Hafta sonu kendinizi hırpalarcasına çalışmak bir değer katmak mıdır? Sizce değer katmak nedir? Nasıl farklılaşırsınız? Nedir aslında? Bunu bir irdelemek istiyorum. Elimden geldiğince düşündüğüm kadarıyla. Şimdi benim gördüğümde değer katma kavramını ben teknoloji kökenli birisiyim biliyorsunuz. Bizde özellikle şey firmaları vardı. İşte Value Added Reseller dedikleri katma değerli bayiler. O adamlar aslında böyle sadece bir ürünün şu anki güncel dağıtım kanallarında olduğu gibi move boxing kutu taşıyıp sadece ürünü bir yerden bir yere verip fiyat ve lojistik ve finansman desteği sağlamaların haricinde bir kişinin gidip ihtiyacını çözüp derdine bir derman olup çözüm bulup bunu aslında bir şekilde sonuçlandıran bir projeyi A'dan Z'ye yöneten firmalar olarak düşünüyoruz. Şimdi bunu biz kendimize nasıl entegre edebiliriz? Siz var olduğunuz şirkette sabah geldiniz 9'da var olan iş tanımınızı yaptınız saat 6'da çıktınız gittiniz kafa tertemiz. Peki burada nasıl bir değer katılabilir? Siz kendiniz nereye varmak istiyorsunuz? Yani buradaki en önemli soru aslında yine kendimize geliyor. Siz var olduğunuz yerden işte işe yeni başlamış bir Z kuşağı üyesi olabilirsiniz ya da X kuşağında olabilirsiniz. Bugüne kadar işte benim gibi 35-45 aralığında olabilirsiniz ki ben tam 40'tayım. Kariyerinizin belli bir süre 10 yıl plus'ın tamamlamış ve kendinize belki de 40-50 arasında farklı hedefler koymuş olabilirsiniz. Bu noktada kendiniz aslında bu sorunun yanıtını verecek kişisiniz. Değer katmak, kendi hayatınızı nasıl yaşamak istediğinizle alakalı bir kavram. Siz her gün ofise gidip geldiğinizde sırf zaman geçti diye bir yerde 5 yıl plus, 10 yıl plus çalıştınız diye kimse sizi promote ettirmeyecektir. Kimse sizi yükseltmeyecektir. Kimse sizin maaşınızı normalde yapılması gerekenin üstünde arttırmayacaktır. Burada sizin taşın altına elinizi koyup ciddi anlamda çabalamanız gerekecektir. Bu çaba tabii ki bu noktada her kuşak için farklı. Benim kuşamda biz kırbaç yiyerek büyüdük. Dünyalar kadar da çalıştık. Hafta sonu da çalıştık. Etkinliklere de koştuk. Sırtımızda koli de taşıdık. Atıyorum hafta sonu maillere de yanıt verdik. Bir sürü şey yaptık. Bu bizim için normaldi. Çünkü biz bir önceki kuşaktan bunları gördük. Ve bunları o kadar rahat bir şekilde adapte olduk ki. Hatta yapamadığımızda ezildik. Bizi ezdiler niye bunu yapamıyorsunuz diye. Ama baktığınızda şimdi güncel nesiller Z kuşağı diye çok o da sömürülüyor.
Burada farklı bir bakış açısı var. Oradaki kuşaklar şey diyor. Ya biz bunu yapmak zorunda değiliz. Ben bunu yapmak istemiyorum. Kendilerinin bir istekleri var. Bizde bu böyle değildi. Bizde bu yapılacak nokta kısmıydı. Ama şu an bu yapılacak kısmı bu tarafta sorun yaratıyor. Bence bunun bir dengesinin bulunması lazım. Değer katarken. Yani sizin şirkete değer katarken, kendinize değer katarken, evet kendinize çizdiğiniz sınırlar doğru ama kendinizi nerede ne kadar geliştirmeyi planlıyorsunuz sorusu tamamen aslında muğlak. Yani şu an gördüğüm kadarıyla herkes bir tane işte mobil aplikasyon üzerinden oyun yazayım, parayı vurayım derdinde. İyi de onu zaten bir tek sen düşünmüş olamazsın. Milyonlarca insan zaten bu işi yapıyor. Sen nasıl farklılaşacaksın? Nasıl bir değer katacaksın? Bunu düşündün mü kendine? Ya da atıyorum ben bir yerde girip çalışmak istemiyorum. Ben kendi işimi kuracağım. İşte dropshipping yapacağım, bilmem ne yapacağım. Süper fikir ama sadece senin aklına gelmiş olamaz değil mi bu fikir? Artık eskidi. Pandemide herkes zaten dropshipping'de ürün satıyor. Herkes Amerika'daki yerini planladı. Hatta devlet vergi avantajı bile sunmaya çalışıyor. Yeni dönem yasasında dropshipping yapacaklarla alakalı. Dolayısıyla devlet bile bu konuya uyandıysa senin bu fikrinin olması çok açık bir şey değil yani. Buradaki önemli kriter gene aynı yere bağlanıyor. Senin nasıl değer katacağınla alakalı. Sen nasıl bir değer katmak istiyorsun? Kitap mı okuyacaksın? Var olduğun şirkete yeni bir müşteri portföyü mü yakıracaksın? Şirketinin gelişmekte olan iş kollarına adapte olup şirketi alıp o tarafa mı taşıyacaksın? Üretim maliyetlerini düşürüp daha farklı bir şeyler mi yapacaksın? Belki de oradan birilerini düşündür. Ulan Türkiye'de yaşıyorsun. Sen de neyin üretiminden bahsediyorsun? Mühendis mi kaldı? Doktor mu kaldı? Hepsi yurt dışına gitti. Okey. Siz kendinize nasıl değer katıyorsunuz peki? Bunu nerede yaptığınızın önemi yok ki. Ha Türkiye'de değer katma kavramı çok zor. Haklısınız. Acayip zorlanıyoruz. Biz de çok zorlanıyoruz. Hele şu an yaşadığımız dönemde inanılmaz. Yani ben 40 yaşımın en kötü dönemini yaşıyorum baktığınızda. Hem kendi işimi yönetmeye çalışıyorum. Hem Türkiye gündemini takip etmeye çalışıyorum. Hem de ekibimi yönetmeye çalışıyorum. Çok farklı farklı dinamikler var. Sizin için de kendi hayatınıza atılmak istiyorsunuz. Belki okuldan çıktınız bir yere gireceksiniz. İş deneyimi soruyorlar. Haklısınız. Kimse iş deneyimsiz işe almıyor. E peki nasıl deneyim kazanacaksınız? Bunda da haklısınız. Mesela biz burayla ilgili şöyle bir süreç değiştirdik kendi kendimize. Bir tane Google dosyası hazırladık. Onu atıyoruz. Nerede okuduğunuzun bir önemi yok. Dolayısıyla da o formu doldurduğunuzda bizim kriterlerimizi karşılayacaksınız. Bunu söyleme nedenim şu. İllaki bir yerlerde sizin istediğiniz gibi çalışan firmalar vardır. Arayıp bulmanız gerekiyor. Ama o kişilerle de konuşurken önemli konu şu. Sizin katmak istediğiniz değeri çok net anlamalısınız. Kimse sizin kara kaşınıza, kara gözünüze sırf buraya saatinde geldiniz diye para vermez. Sizin burada olmanız değer katmanız anlamına gelir. İşte bu değer katma kavramı da aslında kişiye göre değişen ama bir şekilde o incirin çekirdeğini dolduracak bir kavram olmak zorunda. Yani siz buraya geldiğinizde evet ben çok iyi Photoshop yapıyorum, evet ben çok iyi bir doktorum, evet çok iyi bir mühendisim, ben çok iyi bir yazılımcıyım ve şöyle yapmak istiyorum, böyle yapmak istiyorum. Okey. Arkadaşlar değer katacağınız süre bir zaman. Şunu unutmayın. Buradaki en önemli şey şu. Bazı şeylerin bir sindirilme zamanı vardır ve sindirmeden bazı şeyleri hazmetmeniz imkansız. Bir şeylerin bir anda olmasını istediğinizde bu çok zor. Yani bir gecede voley vurmak, one night successler bunlar falan uğraşlar sonucunda oluyor. Öyle bir kere de olmuyor. Hani herkes bir anda evet benim de milyon dolarım olsun. Ben de ayda 40-50 bin lira para kazanayım ama tık tık iki tane tık yapayım. Herkes bana para versin şöyle olsun. Herkesin hayali bu. Herkesin hayali bu olduğu bir dünyada sizce bunu nasıl yapacaksınız? Zaman çok geç olmadan buna karar vermeniz gerekiyor. Nasıl bir değer katmayı planlıyorsunuz hayatınıza, kendinize? Kendinize bir çeki düzen verin. Ne yapacaksınız? Herkes TikTok'u şu an. TikTok'a girin herkes bir şey satıyor. Herkes krem satıyor, ürün satıyor, bilmem ne satıyor. Amazon'dan affiliate yapıyor. Tamam da yarın hepimiz influencer olabiliriz. Kim birbirine bir şey satacak? Günün sonunda bir değer katmamız, farklılaşmamız gerekecek. Şöyle bir örnek vereyim. Farklılaşma ile ilgili farklı bir örnek. Marketplace'lerde satıcısınız. Diyelim ki hepsi burada da Trendyol'da. Bir ürünü satıyorsunuz. Bu ürün 100 lira. Bunu 100 liraya satıyorsunuz. Sonra başka bir adam geldi. Buna 99 lira dedi. Günün sonunda bu bir kupa. Siyah renkli kupa.
100 liraydı 99 lira oldu. Marketplace'e girdiğinizde kupa diye kriterlerinizi sıraladığınızı neye göre sıralayacaksınız kendinizi? Fiyata göre değil mi? Bu işe girerken de öyle. Siz kendinize bir değer katmadığınızda siz 10 bin lira isteyebilirsiniz. Yarın başka bir aday gelip 9 bin lira ister. Üretici yani firma gidip onu tercih eder. Siz neden tercih nedeni olacaksınız? Nasıl bir değer katmayı planlıyorsunuz? Siz burada bu kupayı bu Wall Street'e Journal mıydı? Neydi? Bir tane film vardı. DiCaprio'nun oynadığı Sell Me This Pen hikayesi var. Onu anlatmanız lazım. Yani adam işte onu çok güzel anlatıyor. O filmi izlemediyseniz linkini bırakırım aşağıya. Adını da yanlış söyledim zaten. Onu izleyin, bir görün. Dolayısıyla da sizin bir değer sunmanız gerekiyor var olduğunuz ortama. Bu maaş içinde olabilir. Kendinize katacağınız kariyer adımları için de olabilir, yarın için de olabilir. Ne olursa olsun bu bir süreç meselesi. Kendinize değer kattığınızda diyeceksiniz ki değer katsak ne olacak? 5 yıl sonra kupa aynı kupadır. Evet ama satacağınız platformu değiştirebilirsiniz. Hepsi burada da marketplace yani belki web sitesi yaparak bunu daha premium bir ambalajla beraber planlayıp daha farklı bir şekilde pazarlayabilirsiniz. Olay zaten pazarlama. Sinan'ın öğretmeninin söylediği çok güzel bir laf vardı. Pazarlama nedir? Kakalama sanatı. Dolayısıyla da sizin kendinizi birilerine pazarlamanız, kakalamanız gerekiyor. Siz bunu nasıl yapacaksınız? Bunu düşündünüz mü? Nasıl değer katmak istiyorsunuz kendinize? Bence oturun, bunu düşünün. Yani iki videoyu birleştirdiğimizde toparlamam gerekirse artık yavaş yavaş. Siz işte dünyada son 3 yıl içerisinde büyük istifalar oluştu. O insanların bir kısmı geri dönmeye çalıştı. Sessiz istifa sürecindeyiz. İnsanlar kendini rölantiye aldı, korumaya aldılar. Üstüne de firmalar baktılar, bazı adamlar, bazı çalışanlar çok istedikleri performansla değil, onların üzerlerini çizmeye başladılar. Peki, üstü çizilenlerden birisi mi olacaksınız? Mağdur edebiyatı mı yapacaksınız? Türkiye'de çok çalışır, ayrı mesele. Hiçbir şey yapmasanız bile acayip mağdur oynayın, süper kazanırsınız. Ama bir yere kadar. Kaliteli olmaz o işler yani, saman elevi gibi. Dolayısıyla da sizin kendinize bir değer katmanız, bunu zamana yaymanız ve zaman içerisinde öğrenmeniz gerekiyor. Bırakın o deneyim kısmına birazcık şans tanıyın. Bu olacaktır zaman içerisinde. Dolayısıyla bu önemli konulardan birisi. Şu da var. Her kuşağın bazı şeyleri sindirme yaşadığı dönem farklılıkları vardır. Ben tabii 40 yaşımda böyle gelmiş ahkam kesebiliyorum. Siz belki 25 yaşında üniversiteden yeni mezun farklı bir dünyayla büyüdüğünüz farklı şeyler olabilir. Dolayısıyla da yorumlarınız önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Tartışalım. Nasıl süreçleri değiştirebiliriz? Neler daha doğru olabilir? Belki de bir gündem yaratıp bunu farklı platformlara taşıyıp tartışabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yakında yeni bölümlerde görüşürüz. Hoşça kalın.